A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu hafta programımızı Sedat Altan'la birlikte hazırladık. Bu haftaki konuğumuz ise Atatürk'le ilgili şiirleriyle tanıdığımız şair Murat Haydaroğlu. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk diyorum. Kanal 9 televizyon izleyicilerine merhaba, gönül dolusu sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Yalanın karşısında dimdik durana, Evet. izzeti nefsine pençe vurana, misafire açık sofra kurana, dost Haydaroğlu'ndan merhaba dostlar diyorum. Çok güzel bir Hoş giriş, bulduk. çok Evet, güzel güzel. bir merhaba. Tekrar teşekkür ederiz, sağ olun. Üstadım, şimdi şiir Evet. yazmak herkese nasip olmak şairlik Evet. bir şey değil, vasıf değil. Ne zaman ilk başladınız? Önce biz onun inşallah hikayesini dinleyelim sizden. 1969-70 yılı dönemi ben Etlik Ortaokul 1. sınıfa gidiyordum. O dönemde Türkçe öğretmenimiz bir konu vermişti. Bir makale konusuydu tahmin ediyorum ve sınav notunu belirleyecek bir yazıydı. Verdikten sonra o konuyla ilgili işte sonuçları açıklıyor hoca. Bir taraftan isim okuyor, kağıtları veriyor, aldığı notu söylüyor. Benim kağıda geldiği zaman sadece durdu, tekrar okudu. Ve dedi ki, sen bu kağıdı öğretmenler odasından al dedi. Tabii o anki düşüncem, yani bir olumsuzluk mu Evet. oldu? Yani bana niçin böyle söyledi falan gibi düşünüyorum. Çekinme de oldu. Yani normal, nizami yazdığım şeylerdi. Notumu da söylemedi. Heyecanla zilin çalmasını bekledim. Zil çaldı. Tabii hoca çıktı. Biz de arkasından gittim. Öğretmen odasının kapısını çaldım. Dışarı çıktı. Dedi ki, bu şeyi çok beğendim. Ben dedi, bunu o zaman Etlik Ortaokulu dergisi çıkardı. Bu dergide yayınlayacağım dedi. Tabii mutlu oldum. Bu ilk deneme mi veyahut da işte bana yapılan ilk bir öneriydi. Daha sonra yine Türkçe hocamız benden zamanı geldikçe şiirler, yazılar isterdi. Bunlar okul dergisinde yayınlandıkça mutlu olur, heyecan verir. Biraz daha bu yöne akım yapıyordum. Yani o dönemlerde Ortaokul yazabildiğim, dönemlerinde başlamış evet, oldu. Sonra yazıyorum. da devam etti değil mi? Lise, üniversite. Aslında biliyorsunuz şiir, konsantre ve sessizlik isteyen, işte giriş, gelişme, sonuç tamamen bütünüyle tabii heceli şiir de uyak ayak, kafiye uyumu tam olmalıydı ki akıcılık, anlam bütünlüğü olmalıdır. Onunla ilgili tabii yazdıkça daha güçlenirsin, düşündükçe daha çok şeyleri bulursun. Okul döneminden sonra hayata insan atılınca biz şiirden biraz uzaklaşmıştık. Ta ki ben 2000 yılında emekli oldum. Emekli olduğumda bir gün yine bir şiir yazıp Kültür Bakanlığı'nda çalışan bir arkadaşım vardı. Ona işte tesadüf buluşmamızda okuduğumda dedim beğenmediysen yırtarım falan. Şiiri yırttım. Çok şey yaptı. Aa dedi, ben bunun iki tane kelimesini yan yana getiremem. Sen ne yapıyorsun? Bu bir eser dedi. Ne eseri dedim. Dedi ki bu dedi yani bütün müzikler bundan olur. İşte yani insana bir karşı tarafa bir bilgi, bir iki bir şeyler verir. Işık verir. Sen bunu yırtıyorsun dedi. Ben dedim çok yırttım böyle yani yazıp yazıp. Olmaz öyle şey dedi. Sen biriktir bunları dedi. Bir toparla. Zamanı gelir. Sen bununla bir kitap çıkarırsın falan dedi. Düşündüm. Baktım doğru söylüyor. Peki dedim. Yazdıkça ben biriktiririm dedim. Yine böyle 15-20-30 tane olmuştu. Bir gün yine şiir yazıyorum. Ankara'da benim bürom vardı. Gazete ilanlarıyla da işte alım satım yapardım. Oto ev gibi. Bir tane genç delikanlı geldi bu ilan parası toplamaya. Abi ne yapıyorsun dedi. Dedim şiir yazıyorum dedim falan. Ondan sonra şiir nedir bilir misin dedi.
bilirim ben dedi. Nedir şiir dedim. İşte aynı şeyleri söyledi. Belirli duygu ve düşünceleri belli kalıplarda dedi yansıtmaktır. Nereden biliyorsun dedim. Benim babam Kıvırcık Ali'ye söz yazarlığı yapıyor. Ankara Şairler Odası ikinci başkanı falan dedi. Allah rahmet eylesin Kıvırcık Ali'yi evet, de bu Ali, evet. vesileyle analım. Kendisi çok değerli bir halk ozanıydı. Vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, yattığı yer cennet olsun. İnşallah. Nurlar içinde yatsın. Peki dedim nasıl olmuş? O sırada yazıyordum. Hocam çok güzel yazıyorsun dedi. Yani şeylerin güzel falan dedi. Neyse gelip gidiyor. İşte bu arada 50-60 tane şiirim birikti falan. Bir gün yine geldi bu şeyci arkadaşımız. Para tahsil eden. Dedi ki hocam dedi 172 tane dedi şiirin katılacağı Türkiye genelinde Ankara Şairler Odası yarışma düzenliyor. Mümkünse 4 tane şiirini ver dedi. Dedim ki güldüm ya. Onun sonuçları bellidir dedim. Ben hiç zahmet etme falan. Devamlı ısrar etti yani olmaz dediysem de ısrar etti falan. Neyse 4 tane ben şiir verdim. Birisi doğayla ilgili. Diğeri bir tane Atatürk. Yine bu şekilde. Bir de Ankara'yla ilgiliydi galiba. Şehirlerle ilgili bir şiirlerimi takdim ettiğimde. Yine aradan bir hafta falan geçti. İşte dedi ki hocam şiirlerin sayısını ikiye indireceğiz. Ve dedi herkes gelip şiiri kendisi orada icra edecek, okuyacak, kendisi okuyacak şiirleri falan dedi. Ben de peki dedim. Yani ama şunu da ısrar ediyorum değil mi dedim. Yanlışlık olmaz. İşte jüriler bildiğimiz gibi düzeylidir, seviyelidir. Yani hakkını verirler falan gibisine. O yönden kuşkun olmasın hocam falan dedi. Neyse biz yarışmaya katıldık. Herkes kendi şiirini okuyacak dediler. Ben de şu şiirimi okudum. Anne Zübeyde hanımefendi, baba Ali Rıza beyefendi doğdu 19 Mayıs 1881'de Selanik'te. Okudu hep askeri mektepte. 57 yıllık ömründe askerlikte geçti 30 senesi. Mustafa Kemal Atatürk oldu dünyanın nefesi. Atatürk'ü tanıyanların yerine geldi neşesi. Çanakkale Savaşı dünyaya ibret. Alman komutan emir komutayı Atatürk'e devretti. Çanakkale'de düşmanları dünyaya dar etti. Çanakkale geçilmezi, Çanakkale geçilmezi dünyaya öğretti. Başkomutan o zaman İnönü, Sakarya, Dumlupınar muharebeleri. Emir komuta sekvedar ettiği an bozguna uğradı, terk etti ülkeyi düşman. Yıl 1923-29 Ekim'de ilan edildi Cumhuriyet. Oradaki başkomutan Cumhuriyet oldu başkan. Koydu Cumhuriyet ilkeleri. Laiklik, cumhuriyetçilik, devletçilik, devrimcilik, halkçılık, milliyetçilik. Bozamaz bu ülkeleri kimse, bilmeli birileri. Yaptı devrimleri, kolaylaştırdı işleri. Şapka, kılık kıyafet, metre, kilogram, harf devrimi. Soyadı, kadına seçme seçilme hakkı. Bütün dünyayı kendine hayran bıraktı. 23 Nisan çocuklara etti bayram. Dünya çocukları doldu coşkuyla anan. Geleceğini gençlikte arayan 19 Mayıs gençlere oldu bayram. 30 Ağustos zafer, Türklere bayram. Yapılan gösterilere dünya hayran. 29 Ekim Cumhuriyet, 29 Ekim Cumhuriyet en büyük bayram. Cumhuriyeti bilmeyen ülkeler yaşar dram. Çok kısa sürede yurdun dört köşesinde kurdu çimento, bez, pamuk, şeker fabrikaları. Demirden yollar, limanlar, gören, duyan sevgisini Atatürk'e yollar.
dünyaya korku salan, Atatürk ismini silinmez yazıyla yazan, sevgiyi, barışı cihan anlatan, yiğitliği, cesareti Türklere miras kalan, yok daha dünyada Mustafa Kemal Atatürk gibi namı kalan. Sensin daima özlenip anılan, Tanrı'dan Türklere armağan olan, Mustafa Kemal Atatürk büyük insan. Ne mutlu Haydaroğlu sana, doğduğun böyle cennet vatanda, dünyanın dahi dediği atanla, onuruyla, gururuyla yaşıyorsun cihanda, yaşıyorsun cihanda. Şiirim buydu tabii. Maşallah, çok güzel. Harika bir şiir gerçekten. Evet, tebrik yani büyük ilgi topladı, evet, şey yaptı, yani tabii acayip evet, heyecanlardılar, ayağa kalkıp alkışladılar falan. Bu şiir orada tabii birinci seçildi, 172 şiirde. Maşallah, çok iyi. Gerçekten. Ondan başka da ben hiçbir şiir yarışmasına şiir göndermedim. Yani göndermem de çünkü Yekta hocamın da sözü var. Göndereceğin yerin bilgisi ve jüri üyelerinin şiiri bilmesi, anlaması ve yani edebiyatı bilmesi gerekir. Maalesef işte daha önceden sonucu belli olan yarışmalar oluyor. Onun için kitapta toplamak, bunu böyle ifade etmek daha güzel. Yayından önce de biz sizle konuşmuştuk Yekta Güngör Özden üstadımız üzerine. Onunla ilgili o anekdotunuzu ben televizyon izleyicilerimiz için de rica ediyorum sizden. Kendisini biz A9 televizyonu olarak da konuk etmiştik zamanında. Çok takdir ettiğimiz bir devlet büyüğümüzdür. Buyurun. Şimdi sevgili Yekta Başkanımı sevgi ve saygıyla anıyorum. İnanın belki bunu abartarak değil, bende emeği çoktur. Yani şu şiirimi okuduğumda, mükemmel bir şiir dedi. Hayır, iltifat ediyorsunuz hocam. Hayır dedi. Bana bu bir coşku verdi. Heyecan verdi Yekta hocam. Yine bir gün evine konuk oluyordum misafir olduğumda. Hocam dedim, Atatürk'e bir antoloji yapalım. Yani şairlerin birlikte şiirleriyle beraber bir kitap düzenleyelim dediğimde hayır dedi. Tabii o anda bir şok oldum. Hayır deyişinde çıktım. Tam kapıdan çıkarken dedi ki Haydaroğlu Atatürk'e sen yapacaksın kitabı dedi. Başkanım nasıl olur dedi. En az 50 tane şiirden oluşur dedi. Çok güzel de bir kitap olur falan dedi. Sen başarırsın dedi. Sanki bana bir ödev, bir görev vermişti. Ayrıldım. 5 sene zarfında sürekli Atatürk'le tabii yazabilmek için altyapınız, kelimeziniz çok güçlü olması lazım ki yanlış veriler vermeyesiniz, yanlış bilgiler vermeyesiniz ve şiiri anlam ve bütünlüğünü yakalayabilirsiniz. Kitabı tamamladım 71 tane şiirle. Daha sonra hocamı tekrar aradım. Dedim ki hocam ben şiirimi, kitabımı tamamladım. Sana takdim edeceğim. Aynen şunu söyledi. Sevgili Haydaroğlu, biz seninle dostuz. Ama kitabın olmadıysa yüzüne açık söylerim. Yani ki olmamış bu derim dedi. Tabii bir heyecan. Bu sırada da İLESAM üyesiyim ben. İLESAM'dan işte 17 tane işte ilim, edebiyat ve şairlerden içerisinde ben de olmak üzere Batum'a davet ettiler. Oradaki Gürcistanlı şair, edebiyatçı ve ilim adamlarıyla kaynaşmak üzere. Oraya gidecektim. Hocaya, Yekta Başkanıma uğradım. Kitapları verdim. Hocam, bakın okuyun. Size saygılıyım. Eğer ki olmamış diyorsanız hiç şey bile, üzerinde bile durmam bu kitabın dedim. Kitabı bu arada. Evet. Bu işte Atatürk'e Şiirlerim adlı kitabım. Bu kitabı Guinness Rekorlar kitabına aday gösterdik. İçerisindeki 69 tane heceli şiirle bir şair tarafından bir dünya liderine yazılmış detaylı her amaçlarını yönlendiren, gösteren şiirler olarak
ön şeyini aldılar, kabulünü. Bilmiyorum bu dönemde işte şey olur mu, yarıştırırlar mı veya böyle bir kategorileri var mı? Bu İnşallah günlerde olur. De gelmesi İnşallah olur. Gelirsin. Olursa Papağanlar, yarışırım. Evet. Galiba Ülkü Hanım mı var, evet, rahmetli Ülkü Hanım herhalde? Yok. Değil mi? Başka bir... Bu benim torunum. Öyle mi? Öyle mi? Evet. Duru kızım. Photoshop'da. Evet şöyle, bunu da şöyle ön kapak düşünüyordum şey yaparken. Bir gün baktım, bu anaokulunda okuyor bu kızım. Torunum maşallah. Benim. Maşallah. Hocaları şey çektirmiş böyle hep şey. Ondan sonra bu resmi tüm öğrencilere çektirdikten sonra Duru'dan daha güzel resmi duruşu olan yok demişler. O zaman da şeye baktım şöyle. Çok tatlı. Evet, Atatürk'e hitap edip çocuklara da şey yapınca bunu kapak yapayım dedim. Ve çok güzel de kapak oldu. Daha sonra tabii Yekta Hoca'nın şeyini bekliyorum. Yekta Başkanımızın neticesi. Bana işte ne diyebilir falan diye. Batum dönüşü başkanımızı telefonla aradım. Başkanım nasılsınız? Tabii teşekkür ederim falan. Dedim ki başkanım bende bir heyecan var. Siz söylemiştiniz. Sizin vereceğiniz notada saygı duyacağım. Yekta Güngör başkanımız daha önce edebiyat öğretmenliği de yapmış. Evet. Ve son derece Türkçeyi çok net ve güzel konuşan, kesinlikle yabancı kelimeleri ayrıştıran güzel bir akıcı konuşması da var başkanımızın. Dedim ki okudun mu başkanım kitabı dedim. Okudum Haydaroğlu dedi. Peki hocam dedim. Beğendiniz mi? Beğendim dedi. Teşekkür ederim. Güzel olmuş dedi. Hocam ben notumuzu merak ediyorum dedim. Tam not aldın dedi. Ha, çok önemli. Tabii çok önemli. Tabii ki. Teşekkür ettim. Bana dedim bu notunla onur verdin. Gerçekten Yekta Başkanımızın beğenmesi benim için çok önemliydi. Hem bir edebiyatçı olarak hem de bir Atatürkçü olarak konulara vakif ve şey bir başkanımız değişik konuları bulduğumu ve gerçekten güzel yansıttığımı şiirlerle söyleyince de mutlu oldum. Evet, zaten şiirlerinizde akıcı bir uslup olmasının sebebi herhalde içten gelen doğal, evet, samimiyet ve, evet, o vatan ve Atatürk sevgisi, Allah sevgisi işlediği, evet, için, tabii, çok daha böyle kalıcı oluyor insanla okuduğunda herhalde. Hocam biraz önce de bahsetmiştik. Şiir yazabilmek için çok güçlü bir hazineye, kelime haznesine sahip olmanız lazım. Özellikle heceli şiirlerde. Çünkü 11 kalıba başlıyorsun, 11 kalıpla aşağıya kadar indiriyorsun. 9 başlıyorsun, 9 indiriyorsun. 7 artı 7 başlıyorsun, 7 indiriyorsun. Akıcılığı sağlamak için kafiye uyumu, ses uyumu çok önemlidir. İşte onu yakalamak için mutlaka kelime hazneniz güçlü olması lazım. Artı anlam bütünlüğünde yakaladığınız zaman çok tatlı şiir olur. Doyum olmaz yani, evet, şiiri dinlerken ve anlatırken. Şiiri tabii yani herkese nasip olmaz böyle güzel şiirler yazmak. Gerçekten o duygu yoğunluğunu çok iyi ifade ediyorsunuz. Özellikle Atatürk şiirlerinizde Atatürk'e olan sevginiz, saygınız çok güzel hissediliyor. Bir de yani herkes şiir yazabilir ama onu ifade etmek, söylemek de ayrı bir kabiliyet. Bu sizde de var gerçekten. Tebrik ederiz. Çok güzel ifade ediyorsunuz, çok güzel söylüyorsunuz. Mutlaka. İkisi bütünleşince de ortaya çok güzel bir sonuç çıkıyor. Evet, şimdi... Gerçekten şan dersi almak, evet, istedim. Mesela ilginç, Gazi Üniversitesi'nde Armağan Elçi hocamız var. Armağan Elçi Coşkun. Evet. Hocam dedim ben işte sesim ve şeyim. Hayır dedi, çok harikasın, doğalsın, doğallığını bozma dedi. Yine Ayşegül Altıok var, şan hocası İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Hocamıza da sordum, almam gerekir mi? Hayır, çok güzel, çok nefis dedi. Yani bu şeye gerek yok. Sizin ses tonunuz çok güzel. Sadece son kelimelerde yutma dedi. Mesela onu bana Metin Akpınar oyuncumuz da söyledi.
Şöyle ki Vedat Çetinkaya bir programda kent konseyinde araya çıkarttılar beni. Çanakkale şeyiyle ilgiliydi galiba. Hep Atatürk'le ilgili sevdikleri şarkıları şey yapıyorlardı, söylüyorlardı. İşte bana da davet ettiler, eksik olmasınlar. Bu Atatürk şiirimi okutmak için. Orada okuttum. Okudum bu biraz önce okuduğum şiiri. Tabii büyük ilgi vardı yine. Heyecanlı şey yaptığımda. Şeyde biliyorsunuz Metin Hoca da yerinden kalkamıyor sandalyeden. Yanına çağırıp gittiğimde tebrik etti, teşekkür etti. Çok güzel sesinde dedi, şeyde güzel de şiirde güzel dedi. O da aynı şeyi söyledi. Kelimeleri, son kelimeleri yutma yani net bas dedi. İşte ona dikkat ediyorum mümkün olduğu kadar. Şey yapacak, işte o da güzel olursa öyle olur. Şimdi bu Atatürk sevgisi nereden geliyor? Benim öz rahmetli dedem. Ben görmedim. Musa Çökelekoğlu, annemin babası. Yıllar önce ölmüş. Yemen'de 14 sene. Trabzon, Yemen, orada işte çarpışmışlar, gelmişler. Köye geldikten sonra, biliyorsunuz iki katlı tahta merdivenlerle çıkılır. Evet. Tahta merdivenlerden yukarı çıkarken, Şakir Hoca da abisiymiş Şakir dedi. Çıkarken eşi Zahlebe. Zahlebe'yi ben tanırdım. 115 yaşında, 75'lerde öldü. 115 yaşındaydı, 1975 yaşındaydı. O aynen şöyle söylemiş, perişan bir şekilde geldiğini görünce dedemin, dayı dayı o da burası değil, karşı taraf demiş. Tabii o da şöyle doğrulup, ben odaya gelmedim, Şakir Hoca burada değil mi demiş. Tabii içeriden çıkıp ağlaşıp sarılınca öz kardeşi geldiğini hatırlıyorlar falan. O sırada hayvan, köpek şeye, sevincinden yatıyormuş, üzerine altılıyormuş falan. Bizim köyde derler ki Musa Çavuş'u Zahlebe tanıyamadı ama köpek bile tanıdı derlermiş. İşte rahmetli dedemin iki tane mesela buradan parmağı, buradan ayak parmaklarından kopmuş falan. Ben hiç görmedim. Annem anlatırdı. İşte bağa girip normal şeyleri açılmış yeşil o bağ yapraklarının askerin girip bütün bağ çubuklarının sadece sapları kaldığını, bir odun gibi yediklerini, bu gölet çamursularından işte su içtiklerini, bir sene denizde kalıp geminin içerisinde, hatta türkü yapmışlar o zaman, önce karayı sonra sılayı diye, hiç hatırlayamıyorum ama söylerdi işte annem, önce bir karaya gidelim görelim yani bir ay, bir sene hiç etrafınıza denizi görüyorsunuz, denizdesiniz, dışarı gidelim falan diye. Ve yine bu dedem öyle bir insanmış ki öleceği günü bilmiş. Bir kurban bayramı arifesinde işte şeyde kurban bayramının son günleri değil mi? İşte çocuklarıyla şey yapacak köye, köy odası olur bilirsiniz. Odaya gitmiş. Demiş ki komşular, hakkınızı helal edin. Ben dünyamı değiştireceğim demiş. O sırada işte köy ahalisi Allah Allah demiş. Yani Musa Çavuş da kafayı demek ki bozdu falan gibisine konuşmuşlar. Akşam gelmiş, banyo olmuş. İşte annem anlatırdı rahmetli annem. Bostan diye severdi beni. Öptü diyor, kokladı. İşte bir oğlu vardı küçük İsmail, onu amcasının oğluna demiş, bunun emaneti sana, sene vereceksin falan diye. Gayet normal konuşup muhabbet ederken hepsiyle helallaşmış çoluğuyla çocuğuyla ve yatıyor. Sabahleyin kendi ruhunu vefat teslim etmiş. Yani, Allah ilham ediyor demek ki, ilham etmiş. Yani daha önce bir rüya görmüş anlattıklarına göre, onu büyük dayımın yengem anlatırdı, hepsi rahmetli oldu. Şunu söyledi, o anlattığına göre büyük bir şeylerden gelmişler. Seni götüreceğiz Musa Çavuş falan demişler herhalde. Ondan sonra o da demiş ki, siz gidin, aynen o anlatıyordu o rüyada. Ben size haber vereceğim, o gün gelin demiş.
Yani o işte bayramlaşıp işte helallik aldıktan sonra da şey yapmış, öyle diye yengemden o rüyasının anlattığını da evet, duymuştum yani. Şimdi sizin Atatürk'le ilgili yazdığınız şiirlerde özellikle Atatürk'ün manevi yönüne de çok evet, dikkat çeken şiirleriniz var. Programdan evvel beraber de okumuştuk. Tabii yıllarca, yani ben inşallah eğitim dönemlerimizden de örnek verdim, Atatürk'ü bize çok farklı tanıttılar. Manevi yönünü, İslam sevgisini, Hazreti Peygamber'e olan aşkını, Allah sevgisini tanıtmadılar. Özellikle o konuda da çok teşekkür ediyoruz yazdığınız şiirlerle ilgili. Tabii ki Atatürk'ün en başta milli ve manevi değerleri çok yüksekti. Siz Atatürk'le ilgili yazdığınız şiirlerde, programdan evvel de söylemiştiniz, çok fazla eser de okudunuz. Neler dikkatinizi çekti özellikle? Mesela Atatürk konusunda derinleştiğinizde daha önce görmediğiniz, fark etmediğiniz neleri gördünüz? Atatürk'te şu var: akla, bilme, mantığa, deneye dayalı olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyor. Akıl, mantık, ilim, deney. Sonuca kesin varıyor. İkincisi, süper bir zeka, süper bir, mesela bir konuya hakim olacak, bilmiyor, araştıracak. Onun kitabını alıp okuyup, onun ehli olduktan sonra, yani oturduğu programda getirip bir programa çıktığı zaman toplanan kişilerden daha çok fikir sahibi oluyor. Hiç yanılgı yok o konuda. Kimle ne konuşursa konuşsun, çünkü biliyor, şeyi öğrenmiş, neticeyi, sonuca varacağını biliyor. Antropolog bir kişiliği de var. O Japon elçisi örneğini vermiş. Evet. Onu bir anlatır mısınız inşallah? O çok güzeldi. Şimdi şöyle, mesela Atatürk'ü çok büyük ilgi var o sırada. Bir Japonya'dan bir elçi geliyor. Atatürk o gelmeden önce Japonya'nın sanatçıları kimdir? Japonya'da kimler yedikleri yemeklerine kadar, hangi tür yemekleri yerler, karakterleri nedir, yapıları nedir? Geldiğinde aynı şekilde o düzeni, yemeği ona göre ve hazırlatıp ondan önce onların tarihini anlatıp işte sanatçılarını söyleyip şey yapınca hayretler içinde kalıyor Japon elçisi. Kendisinin bilmediği şeyleri bile Atatürk'ün bildiğini görüyor. Yani donup kalıyor. Atatürk'le ilgili çok şeyler biliyorum. Mesela köylü milletin efendisidir sözü. Bir gün Atatürk bu Florya'daki şeyinden, köşkünden çıkar. Zaman zaman halkın içinde gezmekten mutluluk duyar birisiymiş. Bir gün giderken Tekirdağ tarafında bakıyor ki çiftçinin bir öküzü, bir de affedersiniz eşekle şeyini sürüyor, tarlasını. Arabasını durduruyor. Selamun aleyküm. Kolay gelsin diyor. Buyur bey, aleyküm selam diyor şey çiftçi. Çiftçinin ismi de Halil Bey. Niçin diyor bir eşekle, yani öbür öküzüne ne oldu diyor. Efendim diyor, geldiler, vergi borcum vardı, aldılar götürdüler, hacize sattılar, mecbur ben bu yaşamımı sürdüreceğim. Ekmek zorundayım, işte aldılar götürdüler diyor. Peki diyor, buranın muhtarı var, ona söylemedin mi? Bey diyor, zaten muhtar getirdi onu diyor. Peki muhtardan öte diyor şey var diyor, kaymakam var, ona gideydin diyor. Zaten onlar tertipliyor, ne gideceğim kaymakama diyor, beni mi duyacak ki, beni kapısına koymaz diyor. Peki diyor, vali var diyor, valiye gitseydin diyor. Oho diyor, beyim diyor, vali diyor, zaten beni mi duyacak diyor, gitsem bile almazlar diyor, sen diyor, olur mu, onlar zaten yönlendiriyor, gidin işte alın gelin diye diyor. Peki diyor, bu ülkenin başbakanı var. Bir gün diyor İsmet İnönü'yü bekleseydin, bir yerde görsen anlatsaydın diyor. Oho diyor, beyefendi diyor, o sağır beni mi duyacaktı diyor. Peki diyor, Atatürk var diyor Florya Köşkü'nde diyor. Oraya gitseydin bir de onu anlatsaydın derdin.
diyor işte diyor şeyinden diyor başını kaldırıp yemeğinden bilmem şeyinden beni mi görecekti falan diyor. Yani beni kabul eder mi diyor, şey yapar mı diyor. Beyim diyor yani. Siz olmayacak şeyleri söylüyorsunuz diyor. Atatürk bunu hemen olduğu yerde teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyor. Arabasına biniyor. Binip geldikten sonra muhtarı, işte bütün o söyledikleri kaymakamı, valiyi, bakanları akşam yemeğini biliyorsunuz hep de olur, topluyor. Ondan sonra yan koltuğunu boş bırakıyor. Diyor ki bugün bir efendimiz gelecek, konuğumuz olacak diyor. Yaverine diyor ki git diyor o hallayı al ama benim olduğumu söyleme, Atatürk olduğumu. Beyimiz sizinle bir kahve içecekti diyor. Hallayı tabii getiriyor. Geliyor. Halla içeri giriyor ki bakıyor, şaşırıyor tabii. Gel Halil Bey diyor, böyle otur diyor, yanına oturtturuyor. Ondan sonra yemeğe başlıyorlar. Halil Bey tabii o anlattıkları aklına geliyor, tedirgin. Halil Bey diyor, şu din ki bana anlattıkların aynısını diyor, hiç bozmadan, yanlış söylemeden diyor, aynısını anlat bakayım diyor. Muhtardan başlıyor. İşte böyle böyle muhtara işte o zaten getirdi falan dedim diyor. Yaverine soruyor, doğru mu söyledi? Doğru söyledi. Tabii kaymakama geliyor. İşte şey yapmaya işte o hani almaz malmaz dedi ya öyle evet. Sapalamaya ayağına saldırıyor. İşte öpeyim ben bir hata ettim falan. Yok diyor, doğruyu anlatacaksın. Anlatıyor bizim alacaktı diye falan. Valiye geliyor işte... Kör vali beni mi görecekti demiş orada da. Orada aynısını söyletiyor, söylemek istemiyor falan. İsmet Paşa'ya geliyor. Onu anlatıyor. Şey yapıyor, sıkılıyor. Ayaklarını öpeyim, yapma şeyim diyor. Bir şey demedim. Hayır hayır, ne söylediysen onu söyleyeceksin diyor. Yaver'e soruyor. Diyor ki ne dediydi bu diyor. Sağır İsmet beni mi duyacak dedim diyor. Aynısını neyse orada söyletiyor. Peki bana söylediğini söyle diyor. Onu da söyletiyor falan ama tabii kızarıyor, bozarıyor. Neyse, teşekkür ederim Halil Ağa diyor. Bizim ufkumuzu açtınız. Köylü milletin efendisidir. Köylünün üretim aracı elinden alınmaz diyor. Gerekirse borcu ertelenebilinir. Gerekirse hiç alınmaz diyor. Bu yasayı, bu düzenlemeyi çıkarın. Köylünün borcu... Eğer veremeyecek durumdaysa kapatacaksınız, almayacaksınız diyor. Yoksa diyor verecek bir konumdaysa belirli zamanlar diliminde tahsil edeceksiniz diyor. Tabii Atatürk'ün çok farklı yöntemleri var. Yani mesela bu Kurtuluş Harbi'nden sonra çok büyük ilgi var. 300'ün üzerinde dünyanın yeryüzünden gazeteci, televizyoncu geliyor. Ve gazeteci, televizyoncu geldiğinde çeşitli sorular, birçok sorular soruyor. Birisi işte diyor ki efendim sizi halk çok seviyor. Neden diyor. Efendim diyor ben diktatör değilim. Ben halkım için mücadele etmiş ve muvaffak olmuş bir liderim. Onun için halkım beni çok seviyor diyor. Yine birisi soruyor diyor ki efendim İkinci Dünya Harbi çıkar mı diyor. Diyor ki Atatürk, dilerim ki harp çıkmaz. Harp bir insanın yani bir devletin en son düşüneceği şey olmalıdır. Çocukları yetim, işte anaları babaları yetim, sakat insanları bırakır, ekonomiyi bozar. Onun için... En son düşülecek hayati mesele olduğu zaman harp edilmelidir diyor. Dilerim ki harp çıkmaz diyor. Yani bir binayı gösteriyor. Dünyayı bunu kabul edin diyor. Bir dairesinde yangın çıkıp da diğer dairelerin hasar görmemesi mümkün değildir diyor.
Yani bir tane dairede bile yangın çıksa o binanın hepsi hasar görür diyor. Onun için dilerim ki çıkmaz diyor. Peki diyor, çıkarsa diyor efendim diyor, galibi kim olur diyor. Atatürk tereddütsüz Rusya diyor. İkinci Dünya Harbi'nin galibi Rusya olur diyor. Ve Atatürk öldükten sonra, daha sonra, yıllar sonra şey çıkıyor. Biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı ve Ruslar galip geliyor. Hiç tahminlerinde yanılmamış. Mesela şurada da bir şiir yazmıştım. Ay'a istikbal göklerde. Ay'a ilk insanı gideceğini biliyor. Dilerim ki diyor Türkler de içinde olur diyor. Yani evet. Uzaya gidenlerin içerisinde Türkler de olur diyor. Rusya ile ilgili demin aktardığınızda mesela Atatürk komünizm tehlikesine de dikkat çekiyor. Türk dünyası için en büyük tehlike olduğunu behemal her görüldüğü yerde ezilmelidir diyor. Bunu Cemal Kutay hocamız kaynağını vererek açıklamıştı. Bir de orada komünizmin gelişeceğini fakat bunun da ancak fikri bir mücadeleyle engellenebileceğini, baskı yapıldığı takdirde komünizme karşı bu fikrin gelişeceğini de anlatıyor. Dediğiniz gibi birçok öngörüsü de gerçekleşmiş oldu. Bunun şunu da söylüyor. Rusya'nın parçalayacağını ve özgürlüğe kavuşacağını o ülkelerin anlatıyor. Evet. Ben size daha bir şey, daha değişik bir şey diyeyim mi? Adnan Menderes diyor, başbakan olacak ve idam edilecek diyor. Bak kaç sene sonra Atatürk rahmetli oluyor ve bu gerçekleşiyor. Atatürk tabii ki, pardon sözünü biliyorum. Atatürk çok özel bir insan. Yani Mehdiyet'e zemin hazırlamış çok önemli liderlerden birisi. İlme, fenle, akla, estetiğe, sanata değer vermesi, kendi bunu kendi hayatında birebir görmemiz, o dönemki şartlarda bile, yani o imkansız şartlarda bile en güzel şekilde bundan taviz vermemesi ve Türk bir, yani üstün bir Türk lideri olarak bunu kendi diğer ülkelere en güzel şekilde ifade etmesi, güçlü bir Allah sevgisi, peygamber sevgisiyle olabilecek bir şey. Adaletli olması, kadına değer vermesi, sevgiden, saygıdan yana olması değil mi? Yani bu coşkulu bir Allah sevgisi olmasa bu özellikleri göstermesi çok mümkün olmaz. Ben bu kitabımda Atatürk'ün dine bakış açısını 3 ayrı şekilde şiirlerle besteledim. Bir, şunu söylüyor Atatürk. Diyor ki, dinsiz bir milletin devamı mümkün değildir. Din mutlaka olmalıdır. Yani ama diyor din fertler arasında Allah'la kişi arasında kalmalıdır. İki, dini İslam dinimiz diyor bizim en yüce din, en son din. Akla mantığa uygun din. Evet dinimizi yapalım ama diyor dinin icap ettiği vecibeleri yerinde kullanalım diyor. Yani din ne icap ediyorsa tabii, o şekilde yapalım diyor. Yani bir işte dini yönünden saptıran bazı kişileri biliyoruz, görüyoruz. Yani bağnazla çok güçlü yani, set çok, yani evet yani bu şeyde 3 tane ayrı bakış açısından şiir yazdım. Bir, Kur'an'ı Türkçe öğren diyor. Şimdi bana Türkçe öğrenmenin ne zararı var bunu? Allah'a yakaracağız, yalvaracağız, dilekte bulunacağız. Türkçe isteriz. Gayet güzel. Bunun bir sakıncası yok. Yani ikincisi dediğiniz gibi kesinlikle diyor bir milletin varoluşunun sebebidir diyor. Dinsiz bir milletin ayakta durması mümkün değil diyor. Atatürk bunları söylemiş. Atatürk kendisi kurdurmuş din ayeti. Millet bilinçli olsun, bilerek dini öğrensin. Türkçe meali var. Abi can özellikle çevirtirmiş. Şiddeyi çevirtmiş. Yani programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz eserlerinizden dilerseniz bahsedelim. Olur. Teşekkür olur. Ederiz yanınızda getirmişsiniz. Evet. A9 için inşallah. Şimdi bu benim ilk eserim. Eylül'ün Getirdikleri adlı. Bu da benim torunumun ismidir. Eylül'ün Getirdikleri adlı bir eserim. Bunun içinde de mesela ödül almış bir şiir var. Evet, bir de duru şiirler var. Her ikisinden de duru şiirlerde genelde işte beste türü olabilecek. İçinde. Evet, onu söyleyecektim. Bir de bestelenen şiirleriniz var, evet. Değil mi? Bu duru şiirler kitabında. Evet, kitabın yarıdan fazlası. Evet.
sanat halk müziği şeyinde beste oldu. Çok güzel. Mesela Çanakkale 3 ayrı besteci tarafından bestelendi. Evet. Yine bu yeni çıkan kitabında Türklerin Atası diye Ramazan Özyurt hocamız çok güzel bir beste yaptı Rast Atatürk'e. Yine Çanakkale ile ilgili 3 ayrı Erdoğan Tozoğlu, Mehmet Ümit Özcan ve Ahmet Dalgılıç hocamız ayrı ayrı besteler yaptı. Özellikle Ahmet Dalgılıç hocamız 12 kıtanın 12'sini de besteledi ayrı. Çok güzel oldu onlar. Çanakkale ile ilgili. Bir de CD'leriniz var evet, hocam. CD'ler de var. Yine hocam bu 12 şiirden oluşan Atatürk'e Şiirlerim adlı Atatürk'e Cumhuriyet adında albüm yaptım. Türkiye'de bir ilk bu da. 12 şiirden oluşan Şiir ve Yorum bana ait. Diğer müzikler diğer arkadaşlarımızın onların da telif haklarını ödedik. Güzel bir eser oldu. Dinleyenlerin mutlaka bir katkı vereceğini bazı mutlaka, olumsuz düşünceleri kesinlikle düşünmeyeceklerine inanıyorum. Dönüştüreceğine inanıyorum. Yine eğer şey olursa bu da Atatürk'e yapmış olduğumuz görsel. 5 tane şiirimizi Çanakkale 57. Alay. Çanakkale'ye 2 tane şiir yazmıştım. Çanakkale 2. Mustafa Kemal Atatürk ve 10 Kasım'ı görsel yani RTL ile tanıttığımız albümü yaptık. Şey 57. yaptım. Alay da çok önemli bir konu inşallah. Hocam 57. Alay çok çok önemli. Çünkü o alayın hocası dahil yani cesetler öldüğünde bizim biliyorsunuz defne derken hocalarımızın o dahi ölüyor, rahmetli oluyor. Hiçbir tane sağ kalanı yok. O sancak bir ağaçta dikili kalıyor. 57. Alay'ın sancağı, Anzaklar gelip onu götürüyor. Şu anda Avustralya'da şeylerinde, müzelerinde saklıyorlar. Ve altına şunu yazmışlar. Lütfen bu sancağın karşısında saygıya durun. Bu sancak bütün alayın şehit olmasına rağmen ne yerde ne esir olarak alınmıştır. Bu sancak bir dalda sallanarak bulunmuştur. O sancağımız orada işte o şekilde duruyor. Ne güzel. Allah onlara şehitlik mertebesi nasip etti. Allah'ım, İnşallah. Evet. Allah rahmet etsin tüm şehitlerimize bu vesileyle. İnşallah. İnşallah tüm şehitlerimizin evet. Şeyini kanı yerde kalmasın. Tabii Allah rahmet etsin. Nurlar içinde, ışıklar içerisinde yatsın. Hocası hoş tutsun. Allah tahsirasına zaten direkt cennete gidiyorlar. Bize bu güzel ülkeyi şey yaptılar mesela. O savaşta şey diyor ki 3 saatte mesela yani İstanbul'a gidecektiniz ne oldu diyor. İngiliz komutanlar Lloyd George arıyor. Başbakanlar diyor ki efendim karşımızda öyle bir komuta dilen ve harbi çok iyi bilen bir asker var ki diyor. Mümkün değil geçmek diyor. O 57. alayın sayesinde oluyor. Atatürk'ün Jock Bayır'ın önemini çok iyi bilmesi. Mesela Liman von Sanders Balayır diyor. Balayır'dan girecek diyor. Atatürk hayır diyor. Mutlaka bu tepe Jock Bayır'ı tutulmalıdır. Yani çok önemlidir diyor. Septulbadir. Fakat ne yazık ki Atatürk'e dediğine bakmıyorlar. Çok az bir gücümüzü Çanakkale'de o bölgeye bırakıyorlar. Kendileri Bolayır'a gidiyorlar. Atatürk'ü de en geriye atıyorlar. Ecevat'ın içinde bekliyor. Fakat Atatürk o kadar konuya hakim ki ayın 25'inde saldırının başlayacağını, harbin başlayacağını biliyor. O gece tüm komutanlarını toplayıp bu gece diyor tatbikatımız var. Mutlaka hazır olun. Birliklerimiz hazır olsun gideceğiz diyor. Gece saat 2'de Atatürk'e telefon geliyor. Jock Bayırı'nda işte oradan saldırı başlatmışlar. Atatürk sabaha kadar Liman
Van Sanders arıyor, işte üst komutanlar arıyor, ulaşması mümkün değil. Saat 7'de şu mesajı gönderiyor. Diyor ki, bütün sorumluluğu üzerime alıyorum, Jonk Bayırı'nı tutmaya gidiyorum. Oradan askerin er atını kaldırıyor. Tabii 2,5 saat yürüyüşten sonra Jonk Bayırı'nın dibine geliyorlar, yoruluyorlar. Orada mola veriyorlar. Komutanlarını yanlarına alarak Jonk Bayırı'nın tepeye çıkıyorlar ki, oraya gitmişlerini görmüştürsünüz. Olduğu gibi asker çıkartması, evet, tıklım tıklım dolu. O sırada 20-30'a yakın bizim Türk askerleri geriye kaçıyor. Diyor ki Atatürk, niçin kaçıyorsunuz diyor. Komutanım, mermimiz bitti diyor. Atatürk o anda, merminiz yoksa süngünüz var, süngü tak yat diyor. Onlar süngü takıp yatınca arkadakiler koşup gelemiyor. Onlar da orada kalıyor. Tabii o tepe tutulmuş oluyor. Aynen orada şunu söylüyor Atatürk. Evet, biz burada şehit olabiliriz. Bu tepe çok önemlidir. Bunları engelleyeceğiz. Bunlar çok güçlü bakı karşısında ama bizden gelen, arkadan gelecek güçlerimiz burayı mutlaka alacaklardır diyor. Daha sonra biliyorsunuz Liman Sanmandır's çadırları falan Bolayır'da havaya uyuyor. Ondan sonra Atatürk'ü anafartalara çağırıyor. Komutan edebilir. Diyor ki orduyu bile komut ederim. Anafartaları geri alıyor. Anafartalar Kireçtepe'de falan yapmış olduğu başarıdan sonra anafartalar 2'yi tekrar Atatürk bu savaşın 57. alay ve işte 19. tümen kaderini değiştiriyor. Çanakkale geçilmesi. Dünyanın en kanlı savaşın zaferini almış oluyoruz. Rahmetle anıyoruz tabii. Evet. İnşallah. Gerçek bir Atatürkçü olmak, Atatürk'ü çok iyi anlayabilmek çok önemli. Siz de bunu şiirlerinizde çok iyi ifade ediyorsunuz. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tüm izleyicilere sevgi saygılarımı sunarım. Eğer anlatabildiysek ne mutlu çok bize. Çok güzel anlattınız. Mutluyuz. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez. Yani geçmişimizdeki bizim örneklerimiz, atalarımızın yapmış olduğu tarih boyu geldiğimizden belli var olan bir 5000 yıllık bizim geçmişimiz var. Bunları bilmeliyiz. Yani bizim sadece Atatürk değil, İskender, Atilla, birçok komutanlarımız o devrelerin dünyanın en büyük komutanları olmuş liderleridir. Bununla kalmayacağız. Atatürk bir tabii ki fani dünyasını değiştirecek, herkes de değiştirecek, biz de değiştik ama bırakmış olduğu, söylemiş olduğu eserler, sözler hala Çin Atatürk'ün ekonomisini uyguluyor. 1929 yılında dünyanın en büyük ekonomik krizi oluyor. 3 tane ülke etkilenmiyor. Kim biliyor musunuz? Hocam kimdir biliyor musunuz? Birisi Türkiye, evet. Almanya, Japonya. Amerika Birleşik Devletleri nasıl olur diyor. Gidin ekonomilerini inceleyin diyor. Geliyor adam, heyet gönderiyor buraya. Harpten çıkmış. İşte bu ülke nasıl olur? Bakıyorlar ki karma ekonomi. Atatürk o zaman 1 liramız 2 dolar. Hiçbir zaman dışa borçlanmıyor. Dışa borçlanan bir ülkenin geleceği karanlıktır diyor. Bütün şeyini mesela Seydişehir, alüminyum dünyanın en büyük o zaman şeyi onlara yaptırıyor. İncir, üzüm, işte bizim ürettiğimiz pamuğu vererek. Onları vererek yaptırıyorlar. Yani çok anlatacağımız var. Çok var. Şey evet, inşallah bir dahaki i̇nşallah, programda yine mutlulukla etmek isteriz sizi. Teşekkür çok ederim. Tabii ki oldu. Mutlu olurum. İnşallah. Onur duyarım. Biz de öyle. İnşallah. Yani atamızı anlatmaktan elbette. İnşallah. Onur verir. Yeni çalışmalarınızı da bekliyoruz inşallah. İnşallah hocam. Tabii ki bu Atatürk'le ilgili bu en az 7 tane daha albüm olabilecek bir veri var elimde. Yine bu RTL yapılabilecek, klip yapılabilecek 70'e yakın şiirlerimiz var. Onları eğer ki hayata geçirebilirsem çok çok daha iyi olacak. Yani mükemmel bir Atatürk'ün sevgisini, görüşlerini, nasıl bir insan olduğunu zaten dünya biliyor. Daha iyi tanıtmış olacağız. Bu vesileyle ben A9 televizyonu sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bana bu vakti ve imkanı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın.